Özellikle mağlup olunan maçlardan sonra sürekli olarak işte Trabzonspor'un tarihinde bunlar var. Bu tür sonuçlar var. Trabzonspor'un tarihinde böyle dalgalanmalar var gibi ifadeleri yani hocanın ben kullanması taraftarı değilim. Bunlar doğru şeyler değil. Trabzonspor tarihi zaten Şamil Ekinci Müzesi'nde yatıyor başarılarıyla ve Abdullah Hoca'nın da orada bir şampiyonluk kupası. Bir, iki tane de Süper Kupası var. Dolayısıyla yani e, bugünkü sorunları geçmişle e, benzeştirerek ya da örtüştürerek e, çözüme kavuşturamaz. Bu birinci nokta. İki, bu takım eksik takım. Bunu herkes biliyor, kabul ediyor. E, yani Tirezegi gibi, önaçı gibi, Pepe gibi, Pakastas gitmiş. Bunun yanında Abdülkadir Ömür işte gitti gidecek durumda. Ee, işte stoperi sakat Benkoviç, e, sahabe ki satılmışlar sen. Yani e, bunları bütün insanlar biliyorlar zaten. Yani e, dolayısıyla hani kalkıp oralardan da bir gerekçe sunmanın ben bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Neden? E, sonuçta Galatasaray maçında gelene kadar e, Abdullah Hoca'nın oynatmak istediği sistem belliydi. Yani bu takıma savunma oynatıyordu. Ama Savunma oynatırken de ileride Trezege vardı, Öne Açı vardı, Pepe vardı, Bakasitas vardı, Ömür vardı, Viska vardı. Ama Galatasaray maçında önde baskı yapan bir takımdı ama ileride Trezege yok, Pepe yok, Öne Açı yok, Bakasitas yok, Abdülkadir Ömür yok. Yani Larsen yok. Anlatabildim mi? Joker yok mu ya Abdullah Avcı'nın 4-5 tane? Şimdi e, dolayısıyla yok. Dolayısıyla buradaki problemleri zaten biliyorsa hoca Galatasaray maçında kapalı gişe oynanan karşılaşmada şunu demiş olabilir. Ya Öyle ben eksikler işte. Evet. Ben her şeye rağmen e, bu takıma e, hücum oynatacağım Galatasaray'a karşıya. Galatasaray'ın kadro kalitesiyle Trabzonspor'u ki bir değil. Bugün içinde Trabzonspor'un kadro kalitesi e, Kasımpaşa'dan daha mı kötü? Değil. Kasımpaşa'nın yanılmıyorsam iki stoperi 17 ya da 18 yaşında orta sahasında Aytaç oynuyor. Kaledede kalede de bir alt dikten. kaleci de bir alt dikten değil mi hocam yanlış bilmiyorsam? Şimdi... Ya Yasin'le Taylan ikisi 17 yaşına yani tam reşit değil ehliyet alamazlar ikisi de şu anda. İkisi de 17 yaşında. Yani ehliyet şu anda alamıyorlar. Beklemeleri gerekir. Evet. Olması gerek için yaşları. Kasım Paşa'dan mı? Kası Kasım Paşa'dan. Evet. Ali Emre bu kaleci. Hayır hayır. Altın İki olduktan. tane genç oyuncu var. Yasin'le Taylan'ı ben stoper'i söyledim. Dedim kalecisi geldi yani. Nihayetinde Trabzonspor için baktığın zaman hani kendi sağında e, yani 3-2 mağlup olacak bir kadroya sahip değil Kasım Paşa. Yani bunu da çok rahatlıkla e, Trabzonspor yenebilir de. Yasin ve Taylan'ın stoperli olduğu maçta 3-5 dayandı Kasım ya zaten hangisi daha kötü Cüneyt? Beşiktaş mı Şu daha kötü, göreceğiz. Trabzonspor mu daha kötü? <laughs> bu hafta göreceğiz. Bu hafta de. göreceğiz onu yani sonuçta. Yani Trabzonspor, Trabzonspor buraya geliyor. Ve Trabzonlular onlar da üzülerek zaten böyle <laughs> bakıyorlar. Bak e, insanlar Abdullah Avcı'ya çok büyük saygı duyuyorlar. Bak bu önemli bir detay. Şampiyonuncu bu da normal. Kesinlikle bak. buradan Bundan dolayı hocaya Trabzonda çok çok büyük bir saygı var. Yani e, ve hocayı da seviyorlar. Şimdi hiçbir zaman... Ee, böylesine e, dünya tarihine geçen bir şampiyonluk sevinci yaşanmadığı bir şehir takımında. ya yani çok güzel anılar biriktirdi, bıraktı. Ve yeniden geldiğinde e, başlangıç olarak baktığında yani bu oyun e, durarak oynanan, bu oyun slow motion değil yani artık hiçbir zaman değil. Bekler kendi alanında kalmaz bir oyunda bekler bir hücum oyuncusu gibidir, değil mi? Bir kanat oyuncusu gibidir oyunda. Yani işte Eren'in, Mehmet Can'ın performanslarının neden düştüğü, ya Mendy yine bugün stoper bölgesine çekildi ya orta sahada fizik koyabilen tek adam olarak baktığında yine Mendy stopere çekildi ve yine oradan bir gol yemiş oldun. Benim söylemek istediğim şu Sahan'ın e, ...sağ dışında başkan ve yönetimin yapmış olduğu organizasyonlara yardımcı olması gerekiyor. Anlatabildim mi Cüneyt? Şimdi bu, bunu olmadığı zaman hem yönetim ve başkan tarafındaki e, motivasyon kaybolur... ...hem bu tarafta da e, hocanın ve takımdaki oyuncuların motivasyonu kaybolur. Ben şu anda baktığımda Trabzonspor takımında böyle reaksiyon verebilecek... E, ...yani hadi bu maçı alalım diyebilecek... Oyuncu sayısı kaç? Bir. O da Mendi. Onun dışında yok. Yani isteyen, talep eden, mücadele eden tek bir oyuncu vardı sahada Mendi. Habiska biraz e, şu andaki o e, yaşının da getirdiği e, performans düşüklüğüne rağmen o da uğraşmaya çalıştı. Enis e, zaten bu kadronun ana oyuncusu değil. Yani ön açı geldiği zaman yine e, rotasyonda kullanabileceğim bir oyuncu ama o da o yaşına rağmen iyi bir mücadele veriyor. E bunun dışında yok. Ne olacak şimdi? Yani süreci e, ben bahanelere e, geçmişte yaşananları bugüne e, getirerek e, işte normalleştirmeye sığdıramam. bu doğru bir şey değil. E, Bugün ki oyunun ben belli bölümlerinde beğendim açıkçası. Onu da söyleyeyim yani Trabzonspor tabii ki rakip kaleye gitti, tehlikeler de yarattı, belki bitiremedi pozisyonları, ee, şansı da yaver gitmediği yerler oldu olmadı değil. Yani geçen maçlara göre daha böyle e, değerli toparlı bir oyunu belli bölümlerde oynayabildi. Ama Trabzonspor Trabzonspordur ve taraftarlar bakın bugün maça gelmedi sevgili Cüneyt. Yani herkes e, baktığında seyirci takımdan. Niye yavaş yavaş ya? koptu Niye çünkü ulan? bir oyun talep ediyor taraftar sağda bir takım görmeyi talep ediyor mücadele edilen ve sonuçta kazanılır ya da kaybedilir çok önemli değil ama bunu kendilerine ama hissettiren Abdullah ve Hoca'da yaşatan Maçtan sonra puan ortalamasını söylüyor Ben veriyorum. istatistiksel olarak baktığında şunu demiştim hatırlarsan hocam hoca da kendi açısından haklı oyunu da eleştirenler kendi açısından haklı yani iki tarafın da haklı olduğu bir yerdeyiz. Haksız olan kimse yok yani. İki tarafta o zaman mutlu yani. Yani görünen o şu anda hani hoca diyor ben doğru puan mu? ortalaması. Ya tabii ki doğru değil Trabzonspor hocam. Trabzonspor'un puan ortalaması şu anda ihtiyacı yok. Trabzonspor az önce sanki çok Bir doksuydu. oyuna ihtiyacı var hocam Trabzonspor'un. Yani Trabzonspor e, bir tarif edilecek bir oyun. Trab şimdi bir oyun tarif edilir. Ne oynarsan savunma veya hücum bir tarifi olur değil mi? Şimdi biz Galatasarayla Fenerbahçe'ye <laughs> oyun tarifi var değil mi? Bir tarif. Beşiktaş'ta Trabzonspor'un bir oyun tarifi var mı? Yok. Onun için zaten bu kadar uzak ara koptu gittilik. Yalnız oyuncu kalitesinden değil. Trabzonspor Ulaş devam etsin. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Trabzonspor peki Abdullah Avcı ile ne yapıyordu? Oyunu alamıyordu. Skoru, skoru alıyordu değil mi? Evet. Şimdi son 3 haftadır ne oldu? Oyunu da alamıyorsun, skoru da alamıyorsun. Niye? Çünkü sen oyun endeksi, oyun tandanslığı, oyunu kazanmak, rakibe hükmetmek, rakibe ee, baskı yaratmak, üstünlüğünü sağlamak oyunla bunu hiçbir zaman düşünmedin ki. Hep skor almayı ve de skorla da işte bunu çalışıyoruz ediyoruz falan. Ya ben Bu doğru değilim. kadroda ancak Futbolun bunu yapabiliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Mu? Aslında az önce anlatıyordu. çok güzel bir şey söyledin. Kasımpaşa'nın kadrosu çok çok üstünde mi Allah aşkına yani üç tane gol yiyorsun. Ya ve kendi sahanda son Şimdi Abdullah Hoca söylüyor. Az önce Ulaş söylediği gibi işte tarihte şu var. Ve bunlar normal mi? Ben bilmiyorum tarihinde iki ya yani son senelere baktığımızda 10 senede falan 2 maçta bilmiyorum 8 gol yemiş gol. midir? 5 Galatasaray'dan 3 tane Kasımpaşa'dan. Yani Kasımpaşa haftalardır kötü gidiyor. Arada galip geliyor. Hocası biliyorsun bugün Cüneyt cezalı. Kulübe de yok Sami Hoca. Hı hı. Yani Trabzonspor tam böyle bir çıkış yapacağı, tam böyle onun için ideal bir takım. Hem Galatasaray'da hem Rizespor mağlubiyetlerini unutturacağın bir formus bir takımla oynuyorsun. Trabzonspor ondan formsuz. Çünkü ne? Abdullah Hoca bir şey yaptı. Halının altına çok şey süpürdü. Neyi süpürdü? Hiçbir zaman oyunlu endeksli bir yani Hatay maçı ve Fenerbahçe maçının bir kısmı olmak kaydıyla öbür maçların hiçbir şey, hiçbirinde oyun endeksli bir yorum yapmadı hoca. Hep skorlardan bahsetti. Kazanan aklımız evet haklı olabilir. Ama Trabzonspor hala 3. Üçüncü, evet 3. Üçüncü. Biz 13. demiyoruz. Trabzonspor 3. de bitirebilir ligi. Evet bitirebilir. Bu Trabzonspor'un iyi olduğundan değil. Beşiktaş'ı ve bak bunu karıştırmaması gerek. Beşiktaş'ı ve diğer takımların çok kötü olduğundan Trabzonspor hala 3 haftada 9 puan kaybedip hala 3. sırada oluyorsa Cüneyt bunu karıştırmaması gerek Abdullah Avcı. Hocam abicin. bak burada mesela Yanlış mı söylüyorum? Doğru. Antalyaspor berabere kalmış. Çaykur Rizespor yenilmiş. Beşiktaş Beşiktaş'ta yenilmiş. aynı şekilde yenilmiş. Yani neredeyse 9 puanlık bir maça çıktı Trabzonspor yap. bugün 3.'lük yarışında. Yap, yap. Ve bir de Beşiktaş'ta Yarıştı. Ve Beşiktaş'ta ya Be Ya bir daha söyleyeyim. Üçüncü sırada son üç haftadır sıfır puan alıyorsun. Üçüncü kalıyorsun. Bu senin becerinden değil. Bu rakiplerin becerisizliklerinden. Ya Trabzonspor bazı maçları yenmedi. Rakip yenildi Cüneyt. Bunu iyi karıştırmak gerekiyor. Altı haftada tek kalibiyet var hocam, o, bak, bak şimdi ne oldu? Bir geldi. geldi Galatasaray kalitesiyle beş gol buldu. Yani Çaykur Rize biraz daha hani o kadar iyi değil. Çaykur Rize diyorsun ha şöyle falan. Rize de kötü ya. Kara Gümrük biliyorsun ilk yarı 100-0'da 4-0 bitti ya. Rize Spor'a 4 attı ya. Kötü. Şota ile beraber 7 haftada 2 tane galibiyeti var. Evet. Düşünebiliyor musun? Birinde Rize Spor'dan aldılar. Ya yani Rize deplasmanında bir sürü mağlup oluyor Trabzonspor. Kasımpaşa'ya az önce söyledim son haftalarda kötü 3 gol atıyor Trabzon'da. Deplasmanda. Ya bunlar normal açıklanacak işler değil ki. Bu kadar oyuncuların ne oynadığını bilmiyor. Top ayağında, top rakipteyken yani bakıyorsun stoperler kötü bir de Fernandes daha kötüsünü almışın. Şimdi e, orta sahaya bakıyorsun. Orta saha ya yani Berat'ın ben niye oynadığını anlamıyorum. Her hafta kötü, her hafta kötü Berat oynuyor. Yani Trabzonspor takının yani kurtarıcısı Bardı ise yanmış Trabzonspor. Ya bir de hocam orada yani, şöyle bir şey var. Yani mı? aynı şekilde on numara bakıyorsun. Kimi almışın oraya? Yani e, on numarada da Bardi oynadı hocam. Bardı gerçi daha çok Font... solda oynadı. Fontas. Fontas ya tam Fontas zaten 10 numara pozisyonda oynadı. Bardi genelde çekiyor sahile orta yapı ilk golde gibi. İkisi de 10 numara profilinde. Bunları alıyorsun. Trabzon'un yükünü bunlar çekeceklikte. Vişka eski performansında değil. Belirli yaşlandı. Ya orta sahada iki altı numarayla Trabzon sporu oynamaz. Sırf hücum edemiyor. Yani mesela eee İki kenar beki hiç yani ben böyle bir şey görmedim ya. İki kenar beki Eren, bu kadar yani kötü yani Eren'i ödüyorsun gider mi Eren yani. ödüyorsun 3 milyon euro Kasımpaşa'dan alıyorsun. Ha, o ara alalım kim seyretti ne yaptı? Adam bir sene önce Silivri'de oynuyordu bir sene Kasımpaşa'da oynuyordu. Trabzonspor 3 milyon euro verdi. Mehmet iyi niyetli bir oyuncu ama yetersiz top tekniği kötü ofansı Hocam, kötü bu, 1 milyon bu başta euro. izliyorduk Mehmet orta yaptı Eren gol pozisyonuna girdi gayri ihtiyar birbirimize baktı. Yani, hani yani nasıl bak, yaptılar bunu tra ya. tra bu Trabzon, olabilir mi tra Trabzonsporun Trabzon, niye Trabzon şaşıralım bak, ki pozisyona girmesi veya orta yapması şey yapmaması da ya, şaşırmamız lazım kanıksamışız artık Trabzonspor takımı e, yalnız kötü olduğundan oyuncuların işte bu oyun kötü çıktığını e, söyleyemezsin bu Fener ve Galatasaray maçlarında evet bunu hissedersin ama öbürü Anadolu takımlarına karşı bir oyun bulursa Abdullah Hoca bu farkı yaratırsın yani saha içinde ciddi anlamda bir ...zihniyet farkı var yani böyle bir... ...yani ne gibi fark... ...yani her geçen gün geriye giden oyuncular... ...coşkusuz, istek yok, motivasyonu yok... ...oyun kötü... ...ne oynadığı belli olmayan Trabzonspor'un... ...skoru aldığın bir takım... E ...ne oldu üç maçtır almıyorsun... ...skor yapamıyorsun, tabela yapamıyorsun... ...yani insanları bu vaat ettiğin oyunla... ...türbüne toparlayamazsın veya bir şeye inandıramazsın... ...onun hocam ben şöyle... ...ben hocanın iyi niyetinden ve samimiyetinden... ...asla şüphe duymam... ...yani bu konuda hoca iyi tanırım... ...bu ayrı bir şey ama... İyi niyet yetmiyor bazen. Saha başka şeyler söyler. Saha gerçeği söyler. az önce iyi niyetli Mustafa öğretmen oldu dedim. Serkan'la sen <laughs> dediğinize espri olsun da kötü falan tamam, de, biz de orada iyi niyet. Şimdi tamam Abdullah hocam hoca ben iyi de sahayı, sağa saha gerçeği söyler dedim ya <laughs> hocam. Yani dolayısıyla... E, i̇yi şimdi... niyetinden şüphemiz yok. Kesinlikle şey, yok. Abdullah Kesinlikle hocam. yok. Ve maçtan sonra yaptığı açıklamada hoca şunu diyor. Niye ya mi? transfer zor görünüyor diyor. Şimdi transfer zor görünüyor diyorsan o zaman bu işi yönetimin kucağına atıyorsun demektir. Anlatabildim mi? Ee, hani yönetim başkan uğraşıyordur belki birkaç oyuncuyla görüşmeye falan filan en son bir sağ almaya çalıştılar e olmadı. Bu takımı geliştiriyorum diyordu Abdullah. Olmadı. Geliştireceğim diyordu. Ee, nihayetinde şöyle hocam bir şey. Doğru değil mi? O söylüyordu şimdi transfere mi Bir de şey söyleyeceğim. Ee, buradan çıkışın yollarını ee, aramanın ne olduğunu hoca bence e, önce teknik ekibiyle bir konuşmalı daha sonra da yönetimle beraber konuşmalı ve açık olmalı her şeye kapalı olmamalı. Ya bu ben, kad kadro mu kötü yani? Bulaş, devam et ben. Bu, merak kadro, ediyorum, yani bu kadro kötü diyorsa o zaman yani sonuçta e, yine topu yönetimin kucağına atıyor çünkü sezon başı bu transferleri siz yaptığınıza Hı. geliyor iş. E tam o zaman bu takımda Bielisa iyi gitseydi işler zaten Abdullah Hoca gelip bir buçuk yıllık sözleşme imzalar mıydı? İmzalamazdı. İmzalamazdı. E demek ki bir sıkıntı var. Farkın o zaman yalnız skor değil. Yani burası bir Anadolu takımı olur. Skor alırsın anlarım. Küme düşmeyelim dersin. Hani yani kısa vadede böyle bir şoklama şart. Ondan sonra hem orada kalmak için antrenörün işte sonuçlar alması gerekir. Hem orada da bir hedef çizersin. Ama Trabzonspor takımının üçüncü, beşinci olmasından Avrupa'ya gitmesen daha önemli. Az önce senin söylediğin gibi türbünden seyirciler kaçıyor. Yani en önemli türbüne o müşteriyi, seyirciyi getirmesi gerekir. Ya. Evet. Bomboş bak. Yani türbünler. Ya burada, bu da oyundan geçer. Skoru da alamıyorsun. Oyunun da yok. O zaman yani nasıl oluyor? Yani bunun bir açıklaması olması gerek. Bu yani üçüncü yüzde falan bilmem ne işte tarihinde az önce çok güzel söyledin. E, başarısızlıklar var. Ya o olmuş. Sen, yani sen başarılı ol. Onun için oradasın. Bu kadro yapısını da biliyordun, eksikleri de biliyordun. Geldi, hoca kabul etti. Yani en kötüsü ne biliyor musun? hocam? Alıştırılmak. Yani alıştırıldı artık yani. Bu 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 oyun böyle olacak, böyle oynanacak. Çünkü mevcut kadrodaki oyuncu profilleri benim oynatmak istediğim oyuna uygun değil gibi veya işte ne bileyim, olmuyor gibi. İşte transfer lazım. Ya burada motivasyon bir tabii bir çok bir önemli. Mental gibi... olarak oyuncular geri gitti Aynen. gibi yani Trabzonsu onları Trabzonsu yeniden gireyim. geri döndürebilmek Biraz zor oynayan, gibi oynayan her maçı kazanmaya oynayan takımlar, Beşiktaş'ta, Trabzonspor ha. için de geçerli. Şu an çok zor bir dönemden geçiyorlar. Şimdi genelde burada hani seçilen yöntem e, yönetim tarafından nedir ona bakmak lazım. Daha sezonun yarısı civarında Sezon başında değişiklikler. Se seçilen yöntem Bielisa ile beraber başka bir organizasyondu. E, şimdi o organizasyon ee, tutmadı, tutmayınca Abdullah Avcı geldi ve şimdi tutturulmaya çalışılıp idare edilmeye. Şimdi Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı sezonların e, baş, sezonlar başladıktan sonra gittikleri takımlarda bir sonraki sezon şampiyon oldular, değil mi? Şimdi böyle yaşanmış bir deneyim varken e, Beşiktaş'ın işte Önder Karabili'den sonra Valerian İsmail ile hemen dönmesi, e, yani şimdi bu tip sezonlarda takımları bir arada tutacak, bir hedefe yönlendirecek, işte kupa gibi çok somut ve iyi bir hedef varken bir motivasyona ihtiyaç oluyor. Şimdi Beşiktaş'la Trabzonspor şu an bocalama sürecinde. Yoksa yani Trabzonspor bugün yenildiği takımı 10 maç yapsın, onun da da yener aslında. Hani bu, bu eksiklere rağmen söylüyorum. Ama bu oyunla ee, ama yenemez. bir motivasyon eksikliği Serkan bu var. oyunla yenemez. E, şimdi şöyle, Şimdi herkesin düşüncesi hocam? Şimdi biz şimdi bir yani... oyuncu grubuyuz. O, hocamız değişti. Bizi şu son şampiyon... E, en son şampiyon yapan hoca geri geldi. Önümüzdeki yıla daha var. Daha sezonun yarısındayız. Biz ve bizim Türk... önümüzde bir sürü maç var. Var ama Ziraat Türkiye Kupası var edep ve hocanın evet. geldiği... İşte bak, şimdi benim şimdi motivasyonum ne olmamış olmamış. hocam? Erkan, kupa maçında değilim. 4 ay 4 ay. Şimdi kupa maçı oynamıyorum akşam. Bu akşam Ziraat Türkiye Kupası maçı oynasam motivem tamam. Biz kupayı kaldıracağız. Peki... Trabzonsporlu futbolcuların ve Beşiktaşlı futbolcuların. Hedefsizlikten mi diyorsun yani motivasyon, motivasyon düştüğü yani. Motivasyonsuzluk diyorum. Hayır, Her tamam. zaman bir Motivasyon hedef nedir? Yani hedef, büyük takımlar hedeften böyle işte düştüğü zaman şampiyonluk hedefinden o mu diyorsun? Ee, hocam, işte yani hedefsizlik orada mi motivasyon, Mesela, motivasyon eksikliği İsmail yaratıyor? İsmail Kartal'ın bir önceki döneminde Arda Güler'in sıklıkla oyuna girmesiyle dolan tribünler şampiyon olamayacağını bilmesine rağmen ki yine yıllardır şampiyon olamıyordu Fenerbahçe. Tamamlanan bir e, nasıl diyeyim ee, minimum zayiatla tamamlanan bir sezon vardı. Ama Fenerbahçe'de ikinci, ikinci, zaten Serkan, o sezon EO, İsmail Kartal'ın da kapılarını açtı. Tabii, ama iyi oyun vardı evet. ve ligi 2. Evet. bitirdi. Trabzonspor'u da sıkıştırdı Demek biliyorsun. ki orada bir motivasyon vardı hocam. Hayır, motivasyon da bir şekilde ama Abdullah Avcı'nın da bulunması gerekirdi. İşte, yani ha, ben de onu diyorum. farkı da bu. Yani e, Fernando Santos hadi yeni. Hani adam Türkiye'ye geleli birkaç hafta olmuş. Daha bir ayı tamamlamadı, değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Doğru. Ee, ama Abdullah Hoca hep buradaydı hep bu ligdeydi Antalya ve bu takımda şampiyon oldu. Serkan şunu soracağım. Antalya Spor'un bir hedefi var mı? Sergen Yalçın 6 maçtır geldi. Na' malip gidiyor ve evet. de bir keyifli futbolu var. Trabzonspor'u neredeyse tek kale oynadılar değil mi? İşte demek Mesela ki var. Ne? Demek, bir demek ki motivasyonu var. var. Demek ki Yani hedef demeyelim de motivasyon diyelim bak, hocam. motivasyonu tam motivasyonu var ama hedefi de işte nedir? Ya dersin ki ya 5. olacağız işte. Doğru mu? Konferans Ligi'ne evet. gideceğiz. Ama Gelip bir fark yaratıyor değil mi? Yani oyun anlamında skoru ben 6 haftadır yenilmesi o değil. En önemli oyun anlamında Sergen Yalçın bugün seyrediyorsun. Kayseri'de bir spro öne geçti. Bir şeyler yapıyor vesaire takım oynuyor. Hı -hı. Trabzonspor maçında da gördük bunu. Yani şimdi Trabzonspor'un bu kadar yani oyun anlamında geriye gitmesi en büyük sıkıntı bu. Yani bu normal değil bak. Rize düşün değil. bir bak. Rize bak Rize ne kadar bak. Yani Rize 1-0 Trabzonspor'a yeniyor. Geliyor. Olimpiyat stadı deplasman falan da yok. 4 diyor. İlk yarı 3 yok. Karagümrük'ten. Arkasından geliyor son haftalarda sıkıntılı olan Kazımpaşa'da 3 atıyor sana. Ya yani bu bunlar yani böyle normal açıklanacak işler İyi. yani şu değil. Yani Beşiktaş'ın durumu tabii farklı noktalar var burada. Şimdi Fernando Santos'un e, yeni geldiği ve adaptasyon sürecinde olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Tamam Abdullah Hoca da tabii ki bu kadroyu bir kısmından kendisi sorumlu olsa da hani bu kadroyu, bu planlamayı o yapmadı bu sezon adına. Bu sezon adına. Ama Abdullah Avcı'dan daha iyi performans beklerdim doğrusu. Mesela Fernando Santos için ben diyeyim burada. Siz eleştirin ben dediğim ki ya adamı biraz süre vermek lazım falan filan. Hani bir savunacak bir şeyim var Fernando Santos'a dair. Ama Abdullah Avcı için şu an bir şey diyemiyorum. Ama şöyle de bir durum var. Bazen bazen siz önün, önünüzdeki sezon hangi hocayla ile çalışacağınızı bilirsiniz. O hoca da o hoca da sizinle çalışacağını bilir. Ama yolunuzu illa o sezon içinde kesiştirmeyebilirsiniz. Yani işte evet. orada artık Önder Karaveli mi dersin, Serdar Topraktepe mi dersin veya o geç, Trabzon'dan Geçiş hocası ha. diyorsun yani. Ya yani bir hocam ona mesela e, İngilizler healer diyor. Yani daha böyle bir iyileştirici hani toparlayıcı, toparlayıcı falan hani bir sonraki sezona sağlık mesela İsmail Hoca'nın ilk performans Fenerbahçe'deki daha doğrusu bir önceki performansı Ama İsmail Hoca teknik adamlığı var. Ligde takım çıkmış evet. başarılı olmuş. Şimdi söylediğin örnekler tabii hem Önder Hoca Önder hem de Serdar Hoca çok farklı. farklı Birbirinden çok farklı isimler. Ya kariyerleri burada, de çok farklı. Yani, yani burada mesela Fenerbahçe ser, işte pardon Beşiktaş Sergen Yalçın'ı mı tercih etse daha iyi olurdu. Bilemeyiz. Belki o da Abdullah Avcı gibi olacaktır Veya Trabzon, Trabzon Spor, Sergen Yalçın'ı Trabzonspor evet, Trabzon. Sergen Yalçın veya Trabzon'un camianın toparlayıcı bir adamını. Tabii ki eskiden çok kolaydı bu işler. Trabzon'da işte Özkon Hoca, e, Ahmet Suat Öz Yazıcı, e, babalar e, bir araya gelir. Onlarla bir görüş alır başkan veya bir yönetici. Hop bir isim çıkar. Sezon sonuna kadar yönettirirdin. Şimdi Abdullah Avcı'yı da yıpratıyorsun belki kendini de yıpranıyorsun. Hani win win diyoruz ya. Burada hani bir kaybet kaybet durumu var sanki. Geçen hafta Çaykur Rizespor'a yenilen Trabzonspor. Hocayı da yıprattın yani. Bak yenilen Trabzonspor. Bugün Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük'e 4-0. 4 yenildi işte hoca i̇şte dedi. Ben sen hoca da söyledi. Sen Defa herhalde. onu söyledim. Dinlemedin herhalde.